Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Ali İmran suresinin 1. ayetinden 186'ya kadar olan ayetler yer almaktadır. Ali İmran suresi. Medine'de indirilen bu sure 200 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Ki onlar bundan önce insanlar için bir hidayetti. Doğruyu yanlıştan ayıran Furkan'ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri de benzeşenlerdir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun yorumunu Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise, biz ona inandık. Onun tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Rabbimiz, bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve yanından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin, sen. Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Doğrusu Allah vaadinden cayıp dönmez. Şüphesiz küfredenler, onların malları da, çocukları da kendilerine Allah'tan gelecek azaba karşı hiçbir şey kazandırmaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Ayetlerimizi yalanladılar. Böylece Allah günahları nedeniyle onları yakalayıverdi. Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Küfredenlere de ki, yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Ne kötü yataktır o. Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için andolsun bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda vuruşuyordu. Diğeri ise kafirdi ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. İşte Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır.
asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında, içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kulları hakkıyla görendir. Ki onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler. Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz din Allah katında İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık ve hakka baş kaldırma yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine küfrederse gerçekten Allah hesabı pek çabuk görendir. Eğer seninle çekişip tartışırlarsa de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Ve kendilerine kitap verilenlerle ümmilere de ki, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse artık yalnızca sana düşen tebliğdir. Allah kulları hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adalet emredenleri öldürenler, işte onlara acıklı bir azabı müjdele. Onlar yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve onların yardımcıları yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak demelerindendir. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. Artık onları kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımızda ve her bir nefse kendileri haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak? De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır, senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Geceyi gündüze bağlayıp katarsın. Gündüzü de geceye bağlayıp katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın. Ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan ona hiçbir şey yardım yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Allah sizi kendisiyle sakındırır. Varış Allah'adır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Ve göklerde olanı da yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir.
her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü düşünün. Allah sizi kendisiyle sakındırır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Gerçek şu ki, Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Onlar birbirlerinden türeme tek bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim karnımda olanı her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten, bilen sensin sen demişti. Fakat onu doğurduğunda Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken dedi ki, Rabbim doğrusu bir kız çocuğu doğurdum. Erkek ise kız gibi değildir. Ona Meryem adını koydum. Ben onu ve soyunu kovulmuş şeytandan sana sığındırırım. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da ona sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mihraba girdiyse yanında bir yiyecek buldu. Meryem sana nereden bu deyince, bu Allah katındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verendir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu sen duaları işitensin dedi. O mihrapta namaz kılmaktayken melekler ona seslendi. Allah sana Yahya'yı müjdeler. O Allah'tan olan kelimeyi, İsa'yı doğrulayan efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir. Dedi ki, Rabbim bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısır iken nasıl benim bir oğlum olabilir? Böyledir dedi. Allah dilediğini yapar. Zekeriya dedi ki, Rabbim bana bir alamet ver. Sana alamet, işaretleşme dışında insanlarla 3 gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah onu tesbih et dedi. Hani melekler de Meryem şüphesiz Allah seni seçti. Seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı demişti. Meryem Rabbine gönülden itaatte bulun. Secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle Kur'an atarlarken sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de yanlarında değildin. Hani melekler dedi ki, Meryem doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygın ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Beşikte de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir. Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl bana bir çocuk olabilir dedi.
Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona ol der. O da hemen oluverir. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. İsrail oğullarına peygamber kılacak. O da onlara şöyle diyecek. Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığa tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve stok ettiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız, bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Ben, benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur. Nitekim İsa onlardan küfrü sezince dedi ki, Allah için bana yardım edecekler kimdir? Havariler, Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Allah'a inandık. Bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol, dedi. Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz. Onlar ise bir düzen kurdular. Allah da bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödenecektir. Allah zalim olanları sevmez. Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden okuyoruz. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Gerçek Rabbindendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma. Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım. Şüphesiz bu gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse elbette Allah hesap çıkaranları bilir. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Ki o da şudur,
Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz gerçekten Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? İşte sizler böylesiniz. Diyelim ki hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız. Ama hakkında hiç bilginiz olmayan şey konusunda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Ancak o hanif bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu peygamberle iman edenlerdir. Allah müminlerin velisidir. Kitap ehlinden bir grup sizi şaşırtıp saptırmayı arzuladı. Fakat onlar ancak kendi nefislerini şaşırtıp saptırırlar da şuuruna varmazlar. Ey kitap ehli! Siz şahit olup dururken ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Neden hakkı batıl ile örtüyor ve siz de bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir bölümü dedi ki, İman edenlerin üzerine inene gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde ise inkar edin. Belki onlar da dönerler. Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin. De ki, hiç tartışmasız doğru olan yol, Allah'ın dosdoğru yoludur. Size verilenin bir benzeri birine veriliyor ya da Rabbinizin katında onlar size karşı deliller getiriyorlar diye mi bu telaşınız? De ki, şüphesiz lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. O kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona bir kantar emanet bıraksan onu sana öder. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan sen onun tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların ümmiler konusunda üzerinizde bir sorumluluk yoktur demiş olmalarındandır. Oysa onlar kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır, kim ahdine vefa eder ve sakınırsa şüphesiz Allah da muttaki olanları sever. Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar, işte onlar, ahirette onlar için hiçbir pay yoktur. Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onları gözetlemez ve onları arındırmaz. Ve onlar için acıklı bir azap vardır. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu kitaptan sanırsınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Ve onlar kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı yalan söylerler. Beşerden hiç kimsenin Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp bana kulluk edin deme hakkı ve yetkisi yoktur. Fakat o öğretmekte olduğunuz ve ders alıp vermekte bulunduğunuz kitaba göre
Rabbaniler olunuz deme görevindedir. O, melekleri ve peygamberleri sizin Rabler edinmenizi emretmez. Siz, Müslümanlar olduktan sonra size küfrü mü emredecek? Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz almıştı. Andolsun size kitap ve hikmetten verip, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki, bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı? Onlar, ikrar ettik demişlerdi de, öyleyse şahit olun, ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Artık kim bundan sonra sırt çevirirse, onlar fasık olanlardır. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa, istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler. De ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır. Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve peygamberin hak olduğuna şahit oldukları halde, imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez. İşte bunların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetlerinin üzerine olmasıdır. İçinde temelli kalıcıdırlar. Onların azabı hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Ancak bundan sonra tevbe edenler, salih olarak davrananlar başka. Çünkü Allah gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Doğrusu imanlarından sonra küfredenler, sonra küfürlerini arttıranlar, bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler, bunların hiçbirisinden yeryüzü dolusu altını olsa, bunu fidye olarak verse de kesin olarak kabul edilmez. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka İsrail oğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki, şu halde eğer doğruysanız Tevrat'ı getirin de onu okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan düzüp uydurursa, işte onlar zalim olanlardır. De ki, Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı bir tanıyan hanifler olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan ev, Bekke, yani Mekke'de, o kutlu ve bütün insanlar için hidayet olan Kabe'dir. Orada apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır.
Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de küfre saparsa şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. De ki, ey kitap ehli, Allah yapmakta olduklarınıza şahit iken ne diye Allah'ın ayetlerine küfrediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, sizler şahitler olduğunuz halde ne diye iman edenleri Allah yolundan onda bir çarpıklık bulmaya yeltenerek çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız, sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler. Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve onun Resulü içinizdeyken nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa artık elbette o dosdoğru olan bir yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din üzerinde ölmeyin. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye. Allah size ayetlerini işte böyle açıklar. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerinde kararacağı gün. Yüzleri kapkara kesilecek olanlara, imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise artık onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. İçinde de temelli kalacaklardır. Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah alemlere zulüm isteyen değildir. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Ve bütün işler Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inanmış olsaydı elbette kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır. Fakat çoğunluğu fıska sapanlardır. Onlar size ezadan başka kesinlikle bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ipine ve insanların ahdine sığınanlar başka, onlara zillet vurulmuştur. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar da üzerlerine aşağılanma damgası vuruldu. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri nedeniyledir. Yine bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları dolayısıyladır.
Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Gerçekten küfredenlerin ise ne malları ne çocukları onlara Allah'tan yana bir şey sağlayamaz. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Onda temelli olarak kalacaklardır. Onların bu dünya hayatındaki harcamaları kendi nefislerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinine isabet eden kavurucu soğukluktaki bir rüzgara benzer ki ekini helak etmiştir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat kendi nefislerine kendileri zulmetmektedirler. Ey iman edenler! Kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler, kendi başlarına kaldıklarında ise size karşı olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki, kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır, size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Hani sen müminleri savaşmak için elverişli yerlere yerleştirmek için evinden erkenden ayrılmıştın. Allah işitendir, bilendir. O zaman sizden iki grup neredeyse çözülüp geri çekilmek istemişti. Oysa Allah onların yardımcısıydı. Artık müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Andolsun siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Allah'tan korkup sakının, ona şükredebilesiniz. Sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun? Evet, eğer sabrederseniz, korkup sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır. Allah bu yardımı size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. Yardım ve zafer ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındandır. Ki bununla küfre sapanların ileri gelenlerini helak etsin ya da umutları suya düşmüşler olarak onları tepesi aşağı getirsin de geri dönüp gitsinler. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi veya zalimler olduklarından dolayı azaplandırması işinden sana bir sorumluluk yoktur. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azaplandırır. Allah bağışlayandır,
esirgeyendir. Ey iman edenler! Faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki kurtulursunuz. Ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız. Rabbinizden olan mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın. O, muttakiler için hazırlanmıştır. Onlar, bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardan bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları üzerinde bildikleri halde ısrarla durmayanlardır. İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Böyle yapıp edenlere ne güzel bir karşılık var. Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl olduğu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiştir. O günleri, biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah, zulmedenleri sevmez. Yine bu, Allah'ın iman edenleri arındırması ve küfre sapanları yok etmesi içindir. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını isterse, ona ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse, ona da ondan veririz. Biz, şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde gerisin geri çevirirler. Böylece büyük hüsrana uğrayanlara dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O,
yardım edenlerin en hayırlısıdır. Kendisi hakkında hiçbir ispatlı delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. Andolsun Allah size verdiği sözünde sadık kaldı. Siz onun izniyle onları kırıp geçiriyordunuz. Öyle ki sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra siz yılgınlık gösterdiniz, isyan ettiniz ve emir hakkında çekiştiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah denemek için sizi ondan çevirdi. Ama yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ihsan sahibi olandır. Siz o zaman durmaksızın uzaklaşıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber de sürekli sizi arkadan çağırıyordu. Allah elinizden kaçırdıklarınıza ve size isabet edene üzülmemeniz için sizi kederden kedere uğrattı. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik duygusu indirdi. Bir uyuklama ki içinizden bir grubu sarı veriyordu. Bir grup da canları derdine düşmüştü. Allah'a karşı haksız yere cahiliye zanlıyla zanlara kapılarak bu işten bize ne var ki diyorlardı. De ki şüphesiz işin tümü Allah'ındır. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar. De ki eğer evlerinizde de olsaydınız üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine devrilecekleri yerlere gidecekti. Bunu Allah sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için yaptı. Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün sizden geri dönenleri kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki Allah onları affetti. Şüphesiz Allah bağışlayandır, yumuşak olandır. Ey iman edenler! Küfre sapanlarla yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada ölen kardeşleri için yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde onulmaz bir haset olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah'tan olan bir bağışlanma ve rahmet, onların bütün toplamakta olduklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de şüphesiz Allah'a varıp toplanacaksınız. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur. Ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygambere emanete ihanet yaraşmaz. Kim ihanet ederse kıyamet günü ihanet ettiğiyle gelir. Sonra her nefis ne kazandıysa ona eksiksiz olarak ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Allah'ın rızasına uyan kişi
Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi mi? Ne kötü barınaktır o. Allah katında onlar derece derecedir. Allah yapmakta olduklarını görendir. Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. İki misline uğrattığınız bir musibet size isabet edince mi bu nereden dediniz? De ki o sizin kendinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Onlar kendileri oturup kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki eğer doğru sözlüler iseniz ölümü kendinizden savun öyleyse. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler saymayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Allah'ın kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdeler vermektedirler ki onlara hiçbir korku yoktur. Mahzun da olmayacaklardır. Onlar Allah'tan bir nimeti, bir bolluğu ve gerçekten Allah'ın müminlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. Kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah ve Resulünün çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. Onlar, kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar, artık onlardan korkun dedikleri halde, buna rağmen imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Bundan dolayı kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük ihsan sahibidir. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun. Küfürde büyük çaba harcayanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah onları ahirette pay sahibi kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azap vardır. Onlar imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azap vardır. O küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Allah murdar olanı temiz olandan ayırt edinceye kadar müminleri sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak da değildir. Ama Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer iman eder ve korkup sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın bol ihsanından
kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Andolsun gerçek Allah fakirdir, bizse zenginleriz diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve yakıcı olan azabı tadın diyeceğiz. Bu sizin ellerinizin önden sunduklarıdır. Allah gerçekten kullara zulmedici değildir. Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamız konusunda ant verdi diyenlere de ki, şüphesiz benden önce nice peygamberler apaçık belgeler ve söylediklerinizle geldi. Eğer siz doğru idiyseniz şu halde onları ne diye öldürdünüz? Eğer seni yalanlarlarsa senden önce apaçık belgeler, zeburlar ve aydınlık kitapla gelen peygamberleri de yalanlamışlardır. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirlere olan azimdendir.